Mahmut Esat Bozkurt, Türkiye Cumhuriyeti'nin efsane Adalet Bakanı. Bu yıl ölümünün 80. yıl dönümü. Aslında onu efsane yapan çok şey vardı. Biz yalnızca birkaçından bahsedelim bugün. Örneğin adalet kavramlarının Türkçeleştirilmesi mevzusunda Mustafa Kemal'in dikkatini bir şey çeker. Mahmut Esat Bozkurt savcı dememiştir de Cumhuriyet savcısı demiştir. Bunun nedenini paşa sorduğunda Mahmut Esat Bozkurt şu yanıtı verir. Paşam der, bir gün gelir milletvekili de, başbakan da, bakan da, hatta cumhurbaşkanı da cumhuriyete ihanet etme noktasına girebilir. İşte o zaman cumhuriyet adına o kişiden hesap soracak olan kişi savcı olduğu için biz ona cumhuriyet savcısı demeyi uygun gördük. Mustafa Kemal'in de bu çok hoşuna gider ve cumhuriyet savcısı unvanı işte böyle doğar. Bir gün Ödemiş'te cumhuriyet savcısı Ödemiş cezaevini gezerken orada içeri atılmış olan bir kişinin haksız yere içeri atıldığını görür. O günlerdeki yasa gereği mülki amirin ya da yani kaymakam ya da valinin de suçlu gördüğü bir kişiyi içeri atma, cezaevine gönderme hakkı ve yetkisi vardır. Ödemiş'te Cumhuriyet Savcısı şunu fark eder ki Ödemiş kaymakamı bu kişiyi haksız yere içeri atmıştır. Fakat ne yapacağını bilemez. Çünkü aynı yerde iki kişi var. Biri Cumhuriyet Savcısı, biri kaymakam. İkisinin de bir kişiyi suçlu görüp içeri atma yetkisi var. Fakat Ödemiş'te Cumhuriyet Savcısı, kaymakamın o kişiyi haksız yere içeri attığını düşünüyor. Ne yapacağını bilemez ve Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'a sorar ne yapacağını. Mahmut Esat Bozkurt da ona gönderdiği telgrafta şunu söyler. Sen ey Cumhuriyet Savcısı, orada sen Cumhuriyet'in efesisin. Neyi doğru biliyorsan onu yap, ben de geliyorum. İki gün sonra Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt Ödemiş'tedir. Ve gerçekten de o kişinin dosyasını inceler ve Ödemiş kaymakamının o kişiyi haksız yere içeri attığını görür. Ankara'ya döner dönmez mülki amirlerin yani kaymakam ve valilerin bir kişiyi suçlu görerek içeri atma yetkisi ellerinden alınır. Çünkü bunun yeri geldiğinde nasıl kötüye kullanılabileceğini, kişisel husumet duygularıyla hareket edilebileceğini artık anlamıştır Mahmut Esat Bozkurt. Cumhuriyet savcılarına bir seslenişi vardır ki adeta 100. yaşına gelmiş olan cumhuriyetimizde hala cumhuriyet savcılarına görev ve sorumluluklarını anlatır derecededir. Der ki Mahmut Esat Bozkurt, Cumhuriyet savcıları, Meriç kıyısında çalışan Türk köylüsünün kaybolan sabanından tutunuz da bu davada yaşayanların uğrayacakları en ufak bir haksızlıktan, hatta Bingöl dağlarının ıssız kuytularında nafakalarını bekleyen öksüzlerin gözyaşlarından sizler sorumlusunuz.